Değerli izleyicilerimiz, bugün pazarın tarihi iskelesindeyiz. İskeleye uğrayalım dedik. Bakıyorum vatandaşların bazıları böyle oturmuşlar. Evet, günlerini değerlendiriyorlar. Evet, kendileriyle kısa sohbetlerimiz de olacak. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? İsminiz ne? Caner Naiboğlu. Caner Naiboğlu. Caner, bol şanslar diyelim. Nasıl gidiyor? Bir şeyler yakalayabiliyor musunuz? Bu saatte ne var? Bu saatte barbun çıkar, taraklı çıkar, marosgil çıkar. Barbun, taraklı, marol, böyle oturuyorsunuz. Her pazar günü geliyor musunuz? Her gün geliyor musunuz? Nasıl yani? Her gün gelmiyorum. Pazar günleri geliyorum. Yani geliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki amaç herhalde burada sevgi, stres değil mi? Yani buradan fazla bir galiba büyük bir şeyler de yok şu anda. Bir şeyler tutabildiniz mi? Yani ufak tefek bir 4-5 tane bir şey. Şillik tuttuk diyoruz. Peki, kolay gelsin, sağ olasın. Evet, şöyle ilerliyoruz. Evet, bakıyorum. Günü değerlendiriyorlar. Eski tarihi iskelemiz. Tabii ki biraz da bakım olsa çok çok iyi olacak. Şu anda yine bir vatandaşımız balık tutuyor. Kolay gelsin. Sizin isminizi alabilir miyim? İmdat Bey, bir benlerden. Bol şanslar diyelim. Nasılsınız, iyisiniz? Günü değerlendiriyorsunuz galiba. Evet, pazar günü. Hava güzel. Hava güzel, pazar. Ne yakalıyorsunuz? Ne vur? Ufak istavritlerle zaman geçiriyorsunuz. Evet, dediğimiz gibi eskiden çok balık vardı. Eskiden biz vardı, evet, yani bizim biraz tabii büyük kefaller vardı, değil mi? Değil mi? Yani evet, evet, küçük onlar da dediğimiz gibi, yani amaç zaten burada spor yapmak, yani değil mi? Hobi. Evet, yani en güzeli buradan da hobi olarak yapıyorsunuz. Evet, kolay gelsin. Eskiden çok balık vardı bizlerde. O kefaller, bilmem neler, gırgırlar gelir yanaşırdı buraya. Ey gidi günler, değil mi? Kolay kolay gelsin. Evet, kolay gelsin diyoruz. Evet, yine bir vatandaşımız. Sizi de tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? İsminiz ne? Hamit Bölükbaş. Size de bol şanslar. Siz de herhalde böyle günü değerlendiriyorsunuz. Pazar günleri gelir misiniz? Arada bir mi gelirsiniz? Her gün geliyorsunuz. Ha, güzel. Ergin, nasıl bir şeyler yakalayabiliyor musunuz yani? İdare ediyor. Ne siz genelde ne, sizin oltanıza ne vuruyor? İstavrit vuruyor. Genelde istavrit. Başka balık falan rastladınız mı? Başka balıklarda zaman zaman çıkıyor diyorsunuz. Ama herhalde o eski günlerdeki gibi balık yok galiba, değil mi? Eskiden daha çok, daha büyük. İdare ediyor. Evet, değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi yine güzel güzel şu anda oturmuşlar. Evet, o balıkları yakalıyorlar. Yine vatandaşımız yine evet, canlı canlı şu anda. Evet, gördüğünüz gibi istavrit canlı canlı. İstavrit bu kadar büyük oluyor. Yani ancak bu kadar, dediğimiz gibi büyüklüğü bu şekilde. Zaten kameralar biraz daha şey gösteriyor. Gördüğünüz gibi maşallah 3 tane filan. 3-4 taneymiş. Ama maşallah, yani bir ortada 4 tane. Dediğimiz gibi hadi şansın bol olsun. Gördüğünüz gibi şu anda canlı olarak da böyle yakaladılar. Değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımız. Güzel pazar günü. İşte burada değerlendiriyorlar. Bilindiğiniz gibi evet, burası eski tarihi iskelemiz. Tabii ki gönül ister ki daha da bakımlı bir halde olsun. Aynı zamanda hemen karşımızda da kuskulemiz var, tarihi kuskulemiz var. Pazar gelişiyor, inşallah geliştikçe daha güzel şeyler olacak. Hava hemen arkasında, hava alanları var. Şu anda görüyorsunuz, kimi de denizde motorlar var. Deniz motorlarıyla geziyorlar. Kimi küçük kayıklarda balık tutuyorlar. Hemen karşıda evet, yine bizim küçük barınağımız var. Barınakta da yüzenler var. Buradan görüyorum.
ve aynı zamanda balık tutanlar var. Gördüğünüz gibi, evet. Şansı açıldı. Evet, maşallah. Şansı evet, açıldı. Gördüğünüz gibi. Sizi bir tanıyalım. İsminiz nedir? Burhan Yıldız. Burhan Bey, size de bol şanslar. Eyvallah, sağ olasın. Siz de stres atıyorsunuz değil mi? Her hafta geliyor musunuz? Gün geliyor musunuz? Nasıl yani? Ben balık hastasıyım. 10 yaşında köyde derede başladım. Evet. Ondan beri hiç bırakmadım yani. Fırsat buldum mu geliyorum. Fırsat buldukça geliyorsun. Yani. Şimdi zaten de güzel yasal hale de en azından geldi. Geziler ve hastalık maddiyle. Şimdi inşallah herhalde siz yeni geldiniz daha değil mi? Ben de yeni geldim. Yeni yani. Geldiniz. Bol şanslar. Yani istari tutuluyor şimdi. Evet, evet, ufak. Şimdilik ufak geliyor dediğimiz gibi. Ama dediğimiz gibi kimi de zaten küçük olanları atıyorlar. Yani gerekli olanları alıyorlar. Dediğimiz gibi amaç burada tamamen stres atmak. Şansal abi, kolay gelsin. Sen de günün bu saatinde geldin herhalde. Pazarda güzel etkinliklerden biri. Spor yaparsın. Yani bakıyorum oltayı verdin. Hemen maşallah yani. İki kişiyi idare ediyor. Ya boş yok. Maşallah. Evet. Şansal abi, kısa düşüncelerini alalım. Eskiden pazarda buralar vallahi çok canlıydı abi. Biliyorsun. Burada daha büyük balıklar. Bak, kaymakama, buyur ve Ahmet Basri. Buraya iki tane lamba tak. İkisi de cennetlik olacak. Cennetlik olacak. İki lambayla cennetlik olunuyor mu yani? Burada gece millet yiyor balık tutar. Lamba olsa veya bir oturak gibi bir şey de istiyor musunuz? Oturak da olsa ne olur, millet geliyor, ne olur. Evet, geliyorlar yavaş yavaş dediğiniz gibi. Yani artık hava da güzelleşti, koronadan da uzaklaşıyoruz ama buraya bakım olsun diyorsunuz. Evet. Evet, kolay gelsin dediğimiz gibi. Evet, yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi. Evet, bu Cengiz kardeşimiz Barboncudur. Oo, Cengiz, sizi tanıyalım. İsminiz neydi? İsmim Cengiz. Soy isminizi alalım. Soy ismim Canca da olabilir, Genç de olabilir. Ha, Canca Genç. Bu biraz. Evet, sen barbun yakaladın değerli. Hayır, bu aslında maşallah. Balık çok olsa denize atarım gerçekten. Evet, dediğimiz gibi. Ama zaten tezgahlarda bile bu balık var. Küçük olanı atıyorlar. Ben de şahit. Evet, ben de bunu görüyorum. Bunu bir atmak isterim ama balık yok. Ha, dediğimiz gibi ama normal. Normal standartlarında zaten. Balıklar normal standartlarında. Küçük olanlar zaten atılıyor şu anda. Evet, pazarda gördüğünüz gibi, evet, bir motorcumuz da günü değerlendiriyor. Güzel şeyler bunlar. İnşallah daha güzel günlere ulaşırız. Bu hastalıktan da kurtuluruz da güzel bir sezon yaşarız. Gördüğünüz gibi burada kimi istavrit, kimi barbon balıkları tutuyor. Ama kaymakam ve belediye başkanımızdan da buradaki vatandaşlarımızın bir isteği var. Bu tarihi iskeleye el tutsunlar diyorlar en azından. Tarihimizi yaşatalım diyorlar. Bu nedenle de tabii ki değerlendirmemizi kaymakamımız ve belediye başkanımız yapar inşallah. Gördüğünüz gibi gün geçtikçe, saatleri ilerledikçe vatandaşlar geliyorlar, stres atıyorlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi gençlerimiz de gelmiş. Evet, onlar da büyükleriyle beraber balık tutacaklar. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz ne? Nereye yayın yapıyorsunuz? Biz Pazar Yerel gazetesiyiz. Öyle mi? Am radyoyuz. Hemen şurada da radyomuz var. Dediğimiz gibi böyle bu pazar gününü değerlendiren arkadaşlarla röportajlar yaptık. Kimi işte istavrit tutuyor, kimi barbun tutuyor. Evet. Ben Aydın, akademisyenim. Soy isminiz? Aydın Bayram. Aydın Bayram, evet. Çocukları getirdim. Evet. Çocuklar balık tutmayı çok seviyorlar. Çok güzel. Onlara yardımcı olmaya maşallah çalışıyorum. Evet. Pazar günü böyle değerlendiriyoruz. Geliyor musunuz? Hava güzel olduğu zaman mı geliyoruz? İlk defa mı geldiniz? Yok.
defalarca Efe ile geldik oğlumla. Efe ile geldik. Şimdi de kızımı getirdim. Evet, evet. O şansını deneyecek. Bakalım. Hadi bakalım maşallah, kolay gelsin. Onlar da tabii işte aileleriyle çıkıyorlar, geziyorlar. İnşallah o günleri de atlatacağız. Hadi bakalım, kolay gelsin diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi pazar tarihi iskelesi gerçekten tarihe yansıtırcasına da biraz da yıpranmış. Ama gördüğünüz gibi yine pazar vatandaşlarına, balık severlere, tabii ki bu balığı özellikle hobi olarak tutanlara hizmet vermeye devam ediyor. Ama bir tek de ricaları var belediye başkanından, kaymakamdan biraz daha gerekli önemi göstersinler diyorlar. Evet, çünkü pazarın tarihi ve önemli eserlerinden biri olduğunu söylüyorlar. Şu anda görüyorsunuz hemen ilerimizde havaalanının evet ışıklandırma sistemi de var. Havaalanının ışıklandırma sistemi evet hemen yine bizim soğuk su barınağıyla birleşmiş durumda. İşte karşınızda gördüğünüz kuskulemiz ve barınağımız ve hemen pazarın sahil yolu ve binalar, yani dediğimiz pazardan güzel pazar gününün görüntülerini sizlere sunmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar bu güzel günde kimi yürüyüş yapıyor. Artık koronadan dolayı biliyorsunuz sahillere de çıkılmıyordu. Belli saatte insanlar da çıkamıyorlardı. Çoluğunu çocuğunu yanına alabilen de çıkabiliyor. Belli saatlere kadar yaşlar da zaten çıkabiliyor. İnşallah tek dileğimiz normal yaşantımıza dönmemiz gibi. Sahilde yürüyüşler var. Ve işte balık tutmaya gelenler var. Şu anda işte bir vatandaşımız daha elinde oltasıyla balık tutmaya geliyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Kısa röportajlar yapıyoruz. Siz de herhalde balığa geliyorsun. Anca mı fırsat buldunuz? Akşama doğru vuruyor ki abi. Akşama doğru vuruyor diyorsun. Evet. Daha önce de gelen önceden geliyor muydunuz böyle? Evet. Yani her gün geliyor musunuz yoksa pazar günde? Her gün değil de iki günde. Geliyor. Nasıl bir şeyler yakalayabiliyor musunuz? Bir kilo yakalıyoruz. Yakalıyorsunuz. İyi hadi bakalım. İstavrit genelde galiba istavrit bir. Evet. Başka yakaladığınız bir şey var mı? Barbunda gördük, istavrit gördük. Yani diğer... Genellikle istavrit zamanı. İstavrit var. Peki kolay gelsin diyoruz. Evet gördüğünüz gibi akşama doğru olduğu için burası yavaş yavaş da karabalık olacak. Ama dediğimiz gibi bir kez daha vurguluyorlar. İskelemize yetkililer sahip çıksın diyorlar değerli izleyicilerimiz. Çünkü biliyorsunuz pazar ilçemiz çok eski bir ilçe ve bu ilçenin bu değerlerine de sahip çıkılmalı. Evet aile gördüğünüz gibi aileler oturmuş çocuğunu almışlar ve çocuklarıyla beraber piknik yaparcasına evet gelmişler. Evet deniz kenarında günü değerlendiriyorlar. Şu anda pazar merkez, sahil, cami, katolik mevki, evet, marina parkı ve üst geçidi gördüğünüz gibi izliyorsunuz. Vatandaşlarımız pazar gününü değerlendiriyorlar.